Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le İş Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz kuaförlük mesleğini icra eden Sayın Ülkü Yalçın hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Biraz kendinizden bahseder misiniz Ülkü Hanım? Ben 37 yaşında Giresun doğumluyum. İki tane çocuğum var. Kuaför mesleğim var. Bu kadar. Peki işiniz hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Tahmin ediyoruz ki ben de bir bayan olarak, aslında bayan erkek diye ayırmayalım ama güzellik çok göreceli bir kavram. Evet. Ve güzellik tutkusu bu kuaförlükte de çok yaygın olduğunu düşünüyoruz. Siz neler söylemek istersiniz bununla Yani ilgili? kadınlar güzel olmak için her şeyi yapıyorlar. Mutfak parasından bile kıstıklarını düşünüyorum. Evet. Yani yeniliklere açıklar açıkçası. Peki Ülke Hanım, şöyle bir soru sorsak, neden kuaförlük mesleğini seçtiniz diye bir soru sorsak? Aslında daha öncesi aklımda yoktu. Hı. Evde çocukları büyütürken, çocukların okul süreci ilerledikçe ben evde tek başıma sıkılmaya başladım. Böyle düşünüyordum ne yapabilirim, evde olmuyor sürekli. Bir gün bir kuaförün önünden geçerken oradaki liste dikkatimi çekti. Ben neden bunu yapamayabilirim dedim. Bunu aslında yapabilirim diye düşündüm açıkçası ve netten araştırmaya başladım. Bravo. Ne yapabilirim hani bunun için? Kurslara gittim, İSMEK, İşkur, özellere gittim. Tebrik En ederim. son güzellik uzmanlığını da aldım bu arada. Bravo, tebrik ediyorum. Birkaç, 2-3 yıl kadar işte kurslar, stajlar vesaire devam etti. Sonrasında kendi iş yerimi açtım. Çünkü küçük çocuğum anaokuluna gidiyordu. Başkasının işinde hani bırakıp okula götür, getir biraz zor oluyordu. Kendi yerim Evet. olursa daha iyi yaparım diye düşünerek adım attım ve oldu. Vallahi bravo. Ben bayılıyorum böyle kadın girişimcilere, yoktan var etmek aslında baktığınız zaman. Evet. Sizi çok tebrik ediyorum. Peki efendim, mesleğinizin zorlukları nelerdir? Mesleğimizin zorlukları, bir kadın geldiğinde örnek veriyorum bir kesim istiyor. Onun yüzüne gitmiyor. Onu ona anlatabilmek zor oluyor. Çünkü ben bunu isterim diye tutturabiliyor. Elinde resimle geliyorlar, Evet değil evet mi ben bu kesimi genellikle? istiyorum diyor mesela. Boyada da aynısı geçerli. Bunu isterim diye tutturduğunda bu size gitmez diyorsun. Anlatıyorsun ama anlamıyor. Bunda bir zorluk yaşıyoruz anlatmak için. Yaptığında da mesela aa bu olmadı deyip işin içinden çıkıyor. Ama olmadı diyor, değil mi? Ama Aslında olma diyor. istediğini yaptınız Aynen siz. öyle o resimdekini Yakışmıyor yapıyorsunuz. çünkü. Aynen öyle onun yüzüne gitmediği için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Problemler çıkarıyorlar. İşte hani sonuçta kesilen saç tekrardan yerine gelmiyor. İster istemez. Zorluklar çıkarıyorlar. Peki mesleğinizin keyifli yönlerini sorsak size. Müşterimin memnun olması benim için çok keyifli. Onların güler yüzle çıktıklarında, teşekkür ettiklerinde, tekrar tekrar gelip başkalarını getirdiklerinde ben çok mutlu oluyorum mesela. Ne kadar güzel. Peki ne kadar süredir bu meslekte icra ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, 12-13 yıldır bu meslekteyim. 9 yıldır da kendi iş yerim var. Tebrik ediyorum. Sadece saç üzerine değil sanıyorum, değil mi? Güzellikle de alakalı. Pandemi sürecinde biraz küçülttük. Şu an sadece saç üzerine gidiyoruz. Daha öncesi işte cilt bakımı, lazer vesaire vardı. İleriki zamanlarda inşallah yine yapacağız. İnşallah evet, o süreçte birçok firma aslında büyük ölçek ya da küçük ölçekli olarak küçülmeye gitti pandemi döneminde Evet, maalesef ki. Eminim ki siz bir kadın girişimci olarak sonuna kadar başarırsınız. Peki efendim, İnşallah. başarı demişken sizce başarı nedir? Kendine bir hedef koyup o hedefe ulaşabilmek. Tebrik ediyorum. İşinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi? Yani en büyük problem neydi? Şu an böyle çok aman aman büyük bir problem yaşamadım. Sadece dediğim gibi memnuniyetsizlikler olabiliyor. Onları da çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. %90'da çözümlüyoruz. Evet. Peki sizi en çok ne motive eder? Şimdi daha yükseklere çıkabilmek, kendimi daha geliştirebilmek mesela. Hani sürekli kurslardayım. 9 yıldır kendi işim olduğu halde ben halen bir yerlere gidiyorum. Bir şeyler katmaya çalışıyorum kendime.
Yaptıkça da motive oluyorum. Her meslekte de aslında olduğu gibi, yani ben oldum artık tamam dememek gerekiyor. Demiyorum. Bir şeyler demeyi katmak. De düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman küresel anlamda da çağ ileri atlıyor, ileri gidiyor ve birçok şeyde yenilik geliyor. Yeni jenerasyona da ayak uydurmak, bu saç olur, tırnak olur atıyorum, her şeyle alakalı. Evet. Kendini geliştirmek, yenilemek diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Peki efendim, mesleğinizle ilgili hedeflediğiniz konum nedir, mertebe nedir? Kendime güzellik salonu açmak, daha da ileride akademi açmak istiyorum meslekle alakalı. İnşallah. Genç meslektaşlarınıza, yeni bu işe yeni gireceklere bir öneriniz var mı? Tabii ki. Mesela okumayan çok gençlerimiz var. Onları ben hep yönlendiriyorum. Mesela benim çıraklarım da oluyor. Onlara da söylüyorum. Hani çıraklık eğitim merkezleri var. Hani normal okula gitmiyorsanız da buna gidin. Siz meslek edinebilirsiniz. Sadece bizim meslekle alakalı değil, bütün mesleklerle alakalı kurslar var. Oralarda ustalık, usta öğreticiliğe kadar alabiliyorsunuz. Yani hani gitsinler, takip etsinler. Evet, boş durmasınlar. Evet. Kendilerine ne değer katarlarsa o kârdır yanlarına. Peki aynen. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyenlerimize? Ne diyebilirim? Şöyle, kadınlar eşlerinin eline bakmasınlar. Bravo. Meslek edinsinler. Dediğim gibi kurslar var, gitsinler. Herkes yapabilir. Ben bunu 27-28 yaşından sonra yaptımsa herkes yapabilir yani. Hani bazıları diyor ki ben bundan anlamam. Anlamam diye bir şey yok. Sen ondan anlamazsın, başka bir dala yönelirsin. Yani dediğim gibi kursları takip etsinler. Bizim için her şey var. Yapabilirler. Harikasınız. Gerçekten hiçbir şeyin, öğrenmenin özellikle yaşı olmadığını düşünüyorum. Aynen ben. Aynen öyledir. Yeter ki adım atsınlar. Ve benim ilkem şu, düşüncem şu. En uzun maratonlar bile bir adımla başlıyor. Velhasıl kelam, yılmadan devam etsinler değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. Ayağınıza sağlık. Renk kattınız programımıza. Sağ olun. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim, bugünkü konuğumuz Sayın Ülkü Yalçın'dı. Kuaförlük mesleğine dair bilinmeyen yönleri konuştuk. Şu anda programımız bitti. Bir dahaki sefere kadar mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.